Evet sevgili seyircilerimiz, Servet Ebezi Menler programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Burç'tayız. Tam arkamızda da zeytin ağacı sevgili seyircilerimiz. Malum artık zeytin hasat zamanı. Yanımızda tarla sahibi bir abimiz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizi bir tanıyalım. Şöyle gel abi. Sizi bir tanıyalım. Ben Recep Akar, Burçluyum. Gaziantep'in Burç beldesinden. Şu anda gördüğünüz gibi zeytin hasat yapıyoruz. Zeytinin ben önce Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da Tin suresinin birinci ayeti Cenab-ı Allah'ın tüm kainatı huzuruna alarak zeytin üzerine yemin etmesiyle zeytinin önemini gayet güzel açıp belirtmiştir. Mesela buğday üzerine veya hurma üzerine şey yapmamış, yemin etmemiş. Cenab-ı Allah bunu yemin eden Cenab-ı Allah zeytin üzerine yemin etmiş. Ve Kur'an'ın en az 20 yerinde zeytin geçmektedir. Yani zeytinin önemi, geçmişteki yeri, dinimizdeki yeri çok önemlidir. Zaten zeytincilik yapan bir insan bu işi tamamen şey olarak yapar. Yani zeytine resmen aşık olarak yapar. Zeytini sevmeyen, zeytinin bütün meşakkatine, çilesine katlanmayan bir adam bu işi yapamaz. Çünkü zeytinin Türkiye'nin ekonomik sorunları, ekonomik düzeninden dolayı zaten zeytin üreticisi doğru dürüst bir şey kazanamaz. Kesinlikle bu yıl Ege bölgemizin, Akdeniz ülkelerinde Yunanistan'da, İspanya'da, İtalya'da zeytinin olmayışından dolayı piyasamız yükselmiştir. Ama biz her sene bu hasat yapan kadınların ancak gömyelerini çıkartabiliyorduk. Bu işe devam etmemizin sebebi tamamen zeytine olan sevgimizden ileri gelir. Ben size zeytine ağaç olarak tanıtmak istiyorum. Şimdi bu bölgemizin ana çeşidi Kilis ırkı yağlık zeytindir. Yağlık zeytin iki senede bir verir. Muhakkak surette iki sene onu bekleyeceksiniz. Ama gemlik mesela şimdi gemlik, sofralık ve ayvalık cinsi var. Sofralık gemlik cinsi her sene tutar. Ve ağaçlar Kilis ırkına göre daha verimlidir. Mesela bir Kilis ırkı en fazla normal bir ağacı söylüyorum. 50-60 kilo verirse gemlik 100 kilo verir ama her sene tutar. Gemliğin yağ verimi düşüktür. Ama biz zeytinciliği yağa dönelik, yağ üretimine dönelik yaparsak bu iş bizi zarara uğratıyor. Ben geçmişte bundan aşağı yukarı 10 sene önce Aksar'da bulunuyordum bir işim için. Adam nasıl dedim sizin şeyiniz ne, buradaki geliriniz ne? Zeytincilik ama bu sene dedi mahvolduk dedi. Niye dedim? Ya kardeşim 30 ton zeytini dedi ben yağa verdim, yağ çektirdim dedi. Dedim nesine şey olayım bunun dedim. Biz salamuraya veririk dedi. Yani sofralık zeytin olarak satarız. Ama soğuk vurdu, yağ oldu. Yağ olunca da dedi biz mahvolduk dedi. Ben dedim kardeşim biz her sene mahvoluyoruz ölüyorsa. Çünkü biz her sene yağ çektiririz. Bize salamuralık. Şimdi benim aşağı yukarı 2000 ağaca yakın 2000 adet ağacım var. Zeytin ağacı var. Şimdi bunu eğer yağlık çektirirsem bu sene belki biraz para kazanır ama bunu tam değerlendirmek için elimizde bulunan zeytini, bölgemizde bulunan zeytini değerlendirebilmek için bunu üreten insanın bir parça geçimlik temin etmesi için kesinlikle sofralık yani salamura dediğimiz sisteme dönmek zorundayız. Ben kendi imkanlarımla ufak bir tesis kurdum ve bugünden sonra
Salomara'ya yöneleceğim ki bölgeme hem bir örnek olayım hem de bölgemizin zeytini değerlensin. Bizim yağ üretiminde köylümüz yağı mümkün olduğu kadar çok yağ elde etmek için zeytini toplar bir naylon çuvala koyar. Yani o plastik çuvala koyar. Bu çuvala konduğu andan itibaren orada zeytin asitlenir. Asit kazanır. Halbuki gasalarda işte burada herhalde çekimde gösterildi. Bu gasalara, hava alabilen gasalara konursa bu asitlenme olmaz. İtalya'da ben bizzat gittim gördüm. Bu şeylere, plastik çuvallara zeytin koymak kesinlikle yasaktır. Hepsi gasıya ve topladığı gün çektirmek zorunda. Eğer çektirmezse asidi yükselir. Avrupa'da yağ asit derecesine göre satılır. Kiloyla satılmaz, asit derecesine. Yağın fiyatını sorduğun zaman bir asitin fiyatı şu, iki asitin fiyatı şu, zaten üç asit. Bizim bu sızma zeytinlerimizin dünyanın en güzel, en verimli zeytinini, yağını elde ediyoruz. Çünkü ben kendim bunu topladığım gün, ertesi günü çektiririm. 0.2 dizyem, 0.3 dizyem. Yani binde 3, binde 2. Asit oranı. Şimdi Avrupa bizden bir asit istiyor. En fazla bir asit. Yani bir dizyem değil, %1. Dizyem binde bir olarak. Binde 2, binde. Bu aranılan bir zeytin. Ama bu şeylerimizin, çiftçimizin bilinçlendirilmesi lazım. Mümkün olduğu kadar düşük asitli zeytin üretmemiz lazım. Sonra bunun mesela ağacın bakımında zeytin ağacı yapısı itibariyle saçak kök yapılıdır. Bunun tımarında saçak köke göre tımar yapmak lazım. Derin sabanla sürülmeyecek. Toprak yüzeyinin sıfırından 25 santime kadar kök iner. Bu 25 santimlik yüzeydeki derinlikteki gıdalarla beslenir. Daha aşağıda kök yoktur. Var olan da zaten ama sen bunu da kalkar o kökleri, kılcal kökler. O kökleri derin sabanla toplayıp da şey yaparsan, sürersen öldürürsün. Zeytini öldürürsün, hasat vermez. Şimdi bir de şu konuya özellikle değinmek istiyorum. Bunu çiftçimizin bilmesi lazım. Zeytin üreticimizin bilmesi lazım. Zeytin baharda çiçek açar. Ve bol miktarda çiçek açar. Ve hatta bu çiçekler de döllenir. Yani meyveye yatkın bir vaziyete gelir. Ancak zeytin kendi bünyesindeki oluşturulmuş olan bir sistemle elindeki gövdesindeki gıdaya uygun ona getirebileceği kadar çiçeği bırakır. Geri kalanını döker. Şimdi ilk defa çiçekler dökülür. Ondan sonra diyelim ki ne karabiber olduğu zaman, karabiber büyüklüğünde olduğu zaman bir sayım daha yapar. Arada tabi aşağı yukarı 15-20 gün veya bir ay vakit geçer. Bir sayım daha yapar. O sayımı gene denkleştirmeye çalışır. Bünyesindeki besinle besine göre meyve adedini karşılaştırır. Eğer meyve kendinin yetiştirebileceğinden fazlaysa bu defa gene döker. Gelir bakarsın ağacın altı böyle karabiber gibi küçük küçük zeytin taneleri. Ondan bir ay geçtikten sonra bu son sayımı yapılır. Son sayımı yapılır. Bu arada artık onların meyve sapları yani zeytinin tane sapları gelişmiştir. Dökemez. Fakat o her meyvenin sapında o meyveyi besleyen şeyini keser. Orayı keser.
O üzerinde durur ama büyümez, büyütmez onu. Büyütebileceği miktarı bünyesinde tutar. Bünyesinde tutar ve onları büyütür. Yani şimdi bunu ne yapmak lazım? Zeytini, yani bir yıl tutar, bir yıl tutmaz ya, bizim şey zeytini. Zeytini muhakkak surette takviye etmeliyiz. Gübreyle, efendim bu doğal gübrelerle, kimyasal gübrelerle, yanmış ahır gübresiyle. Şimdi yanmamış ahır gübresini görüyorum. Götürüp zeytinlerin dibine döküyorlar. Ha saman dökmüşsün, ha onu dökmüşsün, yanmamış gübre dökmüşsün. Yanmamış gübre zeytine zarar verir, haşerat oluşturur. Ama yanmış, konsantre olmuş gübreyi, bir yıllık, iki yıllık yanmış gübreyi şey yaparsan, direkt zeytini güçlendirirsin. Bu da zeytin öyle bir gübreleme olduğu takdirde her yıl kesinlikle hasat verir, meyve verir. Bunlar bayağı bir teknik konular mı sevgili seyirciler? Ben hatta Recep abinin lafını kesmeden ben dinliyorum. Sizler de izliyorsunuz. Bayağı şeyleri varmış. Ya dediğim gibi eğer bilinçli olarak üretilir, bilinçli olarak yetiştirilirse güzel de mahsul alınır. İyi de para kazanırsınız. Yağı da çok çıkar. Şimdi Recep abi bu toplanma zamanı, esas bundan da bir zamanı vardı. Hani biz eskiden mesela kar yağardı, don olurdu, biz Aralık ortalarına doğru falan toplanmaya başlardı. Evet. Bu taraf, çevre köylerde. Evet. Peki ne zaman toplanması gerek esas bu zeytinin? Şimdi biz genelde zeytinin toplanma zamanı 11. ayın 20'si gibi düşünülür. Fakat mevsim el verirse bunu böyle yaparsın. Şimdi bu zeytin her halükarda insan emeğiyle hasat yapılır. Elde de insan çalışacağına göre insanın çalışma ortamına uygun zamanı seçmemiz gerekiyor. Zeytinyağının çok faydaları var. Yani o sözümü ilk olarak o Kur'an'da Tin suresinin 1. ayetindeki Cenab-ı Allah'ın bunun üzerine yemin etmesi bunun önemini bize yansıtıyordu. Gerçekten de o şekilde önemli. Sıhhatimiz için, sağlığımız için zeytinin önemi çok çok büyüktür. Bunu her yerde, her bölgede Allah Türkiye'ye vermiş. Akdeniz boydan boya, Ege bölgesi dahil Marmara'ya kadar zeytin üretmek için en uygun olan, dünyada en uygun olan bölgelerden biri. Recep abi dillerine sağlık. Gerçekten muhteşem şeyler söyledin. Yani biz bunları bilmiyorduk. Belki şu an ekran başındaki olan izleyicilerimiz de %70'i, %80'i tahminim bilmiyordur. Yani üretimine uygun, yetiştirmesine uygun olarak, yani zamanında toplanılıp gübresini zamanında verilip, işte dediğim gibi 25 santim toprağın altına sürülmemesini, gününde toplanılmasını, daha kaliteli bir ürün alınmasını bayağı teknik şeylerinde söyledi. Dediğimiz gibi belki ekran başındaki izleyicilerimizden buna %80'i de belki bilmiyordur. Özellikle ben Recep abiyi istedim ben bu program için. Teknik özellik, biz sık sık görüşüyoruz. Bir ara konuştuğumuzda demiş ki böyle bir özelliklerini anlatalım, en azından bilmeyenlere bir aydınlatalım, bir bilgi sahibi olsunlar gibi söylemişti. Kendisini aldık geldik buraya. Zeytin sevgili seyircilerimiz, Recep abimden söylediği gibi yüce Rabbimin vermiş, bizlere vermiş olduğu çok büyük bir nimet diyebiliriz. Bu ayvalık ilki. Ayvalık bu. Evet, ayvalık bölgemize gayet güzel uyum sağladı. Gemlik'te bundan bu bölgeye bundan daha iyi uyumlu. Bunda zeytinin ağacı hassas, zeytin meyvesi dayanıklı. Gemlik'te de ağaç sağlam, meyvesi hassas, çok ince. Mesela bizim yerli zeytinimizin salomura olmamasına sebebi, bizim kilis zırhı yağlık zeytinlerin dış cidarı çok sert. Yani kabuğu sert diyelim. Ama bunların en hassas olan, en ince, en zarif olan ayva, gemlik şeyleri geniş. Çünkü salomuraya konduğu zaman tuz difüzyonunu
temini kolay temin edebiliyor. Ama bizim zeytinlerimiz eskiler mesela salon var ya zeytin var, sofralık zeytin var. Hepsini tek tek iğnelerler ki tuz içine nüfus etsin. Oradaki tuz ve acı su alışverişini kolaylaştırmak için. Çatallardık biz şöyle çatal batırdık. Çatalla, iğneyle filan çeşitli dediğin gibi. Ama buna gerek yoktur çünkü bunun çok hassas bir kabı ince, olduğu ince için. Bir şeysi var. Kabuk demeyeceğim ben ona. Bizdar gibi dış yüzeyinde derisi var diyelim. Teni var. Çok hassas bir teni var. Gemleğin. Ayvalık hem o düz iç strüktürü meyvenin kendi eteni çok sağlam. Çok dayanıklı. Yani mümkün olsa bütün elimizdeki zeytinlerimiz ayvalık olsa ayvalık fevkalede olur. Yani çok üstün bir ırk. Gemleğin ağacı dayanıklı, meyvesi hassas. Ayvalık'ın da meyvesi çok dayanıklı. Raf ömrü uzun, pazar ömrü uzun ama ağacı çok hassas. Mesela bugün kalın taban arazide zeytin ağacı verimsiz olur. Killi arazide zeytin üretimi, yağ üretimi çok düşük olur. Mesela 7'de 1 veriyor. Bizim mesela şu zeytin bu sene kesinlikle 4'te 1. 4'te 1'in üzerinde yani 3.5'da 1, 3'te 1 ben bundan bu sene yağ alırım. Kesinlikle alırım. Ama 7'de 1 veren yerlerimiz var. Bu zamana ve tımara bağlı. Mesela biz burada demir diye çift sürmenin miktarını işte 5 demir sürdün, 3 demir sürdün. Ben bu tarlayı 8 demir sürdüm. 8 demir sürdüm. Yani şunu da söyleyeyim. Yani biz tımar ederken çok şeyimiz uygun ekipman kullanmıyor traktörün arkasında. Kökleri tamamen koparıyor. Ağaca tımar edeceğim yerde ağacı yaralıyor. Bugün uzak değil kendi memleketimiz. Ege bölgesinde zeytinler kesinlikle sürülmüyor. Kesinlikle sürülmüyor. Dibinin otu o ot biçme makinesiyle koparılıyor. Ama tabii ki oranın iklim şartları ona uygun. İtalya'da kesinlikle yani en azından sürmesi icap eden yere adam sabanla sürmesi icap eden tımarı sabanla yapacak olan traktörle sabanla olacak yere zeytin ekmiyor. Zeytin ektiği yerde saban kullanmıyor. Bizim de bölgemizde şimdi yeni çıkmış yaylı kültivatörler var. Yani 9'lu 7'li filan dediğimiz mesela 23'lü kendinden yaylı bacaklı büyük geniş sabanlar var. Hem şeydeki işlemedeki zamandan kazanıyor. Hem de zeytinin köklerini üzmüyor. Önemli olan üzmemek. Adam bağ beşlisiyle zeytin sürüyor. Kökleri kıtır kıtır kesiyor. Parçalayıp atıyor. Bu zeytin verir mi? Vermiyor işte. Onun için vermiyor. Belki bu dediğim gibi bunlar hassas ağaçlar. Çok itinalı davranmak lazım. Söylememe gerek yok. Onu siz benden iyi bilirsiniz. Budam çok önemli. Budamı zeytinin de en başta birinci şeysi budam. Budam da biliyorsunuz budamsız zeytin vermez. Evet dediğimiz gibi bunlar gerçekten çok teknik konular. Recep abi şimdilik teşekkür ediyorum. Ben sana burada toplayan çalışanlar da var. Onlardan da bir sohbet edelim.